Faris Rıfkı Atay, Vatandaş adlı bir pazar sohbetini okuyor. Geçen gün Halis Sırtı'ndaki Deniz Hastanesi'ni ziyarete gittim. Temiz ve pek iyi tesisli bir hastane. Birinci sınıf mütehassısların elinde ve idaresinde. Deniz üstündeki taraçasına çıktığımızda beni götüren dostum "Ne güzel manzarası var" sualime ara sıra o dayanılmaz kokusu olmasa cevabını verdi. Bütün semtlerin lağımlarını aktığını düşünerek kanalizasyon mu diye sordum. Keşke o olsa, daha beter. Bomonti bira fabrikası akıntılarının kokusu ne kadar berbat olduğunu tahmin edemezsiniz. Dünyanın her köşesinde bira fabrikası var. Ne Almanya'da, ne Fransa, ne İtalya, hiçbir memlekette şehir halkı böyle bir bira taahhüdünden şikayet etmez. Bildiğiniz üzere batıda dumana da çare bulunmuştur. Kimse fabrika bacasından zehirlenmez veya teneffüs zorluğu çekmez. Size bu sütunlarda anlattığım üzere rahmetli Necmeddin Molla, Tarabya'daki büyük korulu köşkünü Beykoz deri fabrikasının kokusu yüzünden satmıştır. Türkiye'den başka hiçbir yerde deri fabrikaları koku yapmaz. Biz medeniyetin maymunluğundan insanlığına doğru yükselebilsek. Bilir misiniz yeni Büyük Millet Meclisi'nde tek kadın milletvekili olmayan parti hangisidir? CKMP, hayır. AP, hayır. Bizzat Atatürk Partisi. Medeni kanun devrimciliğiyle övünen parti. Çünkü hiçbir seçim çevresinde hiçbir politikacı liste başlarında bir kadına yer vermek istememiştir. Atatürk'ün hatırı için vermeli değil miydi?